Merhabalar arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların işaretleri kısmındayız. Öncelikle koordinat sistemini çiziyoruz ve koordinat sisteminde bölgelerimiz 1, 2, 3, 4 olarak isimlendiriliyor. X eksenine kosinüs, y eksenine sinüs ekseni demiştik. X nerede, hangi bölgede, hangi işaretleri alıyorsa kosinüs de aynı işaretleri alıyor. Sinüs de y gibi davranıyor. Yani y hangi bölgede hangi işaretleri alıyorsa sinüs de aynı işaretleri alıyor. Birinci bölgede tüm fonksiyonlar nedir? Pozitiftir. İkinci bölgede sadece, ona vurgu yapalım, sadece sinüs pozitiftir. Diğerleri hep negatiftir. Dördüncü bölgede ise sadece kosinüs pozitiftir. Diğerleri negatiftir. Üçüncü bölgede sin kos negatifken tanjant kotanjant nedir? Pozitiftir. Burada şöyle bir yorum da yapabiliriz. Sinüsü, kosinüsü, x'e, y'ye göre sınıflandırdık. Tanjantı ve kotanjantı hesaplarken ne yapıyoruz? Tanjantı sinüsü kosinüse, kotanjantı da kosinüsü sinüse bölüyoruz. Yani içinde bir bölme işlemi olduğu için bunların, eğer böldüğümüz sayılar aynı işaretli ise sonuç pozitif, zıt işaretli ise negatif oluyordu. O yüzden sinüsün, kosinüsün aynı olduğu bölgelerde tanjant, kotanjant pozitif oluyor. Birinci bölgede sin, kos ikisi de pozitif olduğu için tanjant, kotanjant da pozitif. Yine üçüncü bölgede sinüs, kosinüs negatif olduğu için, aynı işaretli olduğu için böldüğümüzde ne olacak? İkisi de pozitif olacak. Zıt işaretli olduğu bölgelerde 2'de ve 4'te bakın 1 artı 1 eksi tanjant, kotanjant eksi oluyor. Yine dördüncü bölgede de tanjant, kotanjant eksi oluyor. Şimdi soruyu çözelim. ABCD'nin işaretlerini bulunuz. Açıların hangi bölgeye denk geldiğini bulacağız ve fonksiyona göre işaretimizi belirleyeceğiz. 425 derecenin esas ölçüsünü bulmamız lazım. Çünkü bölgelerde 425 derece diye bir açı yok. 425'i 360'a böldüğümde bir kere vardır. Kalan 65 derecedir. Yani biz bunu kosinüs 65 gibi düşüneceğiz. 65 derece birinci bölgede olduğu için, yani 0 ile 90 arasında olduğu için, kosinüs de birinci bölgede pozitif olduğu için işaretimiz artı. 125 derece 90 ile 180 arasında, yani ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. 220, 180 ile 270 arasındadır. Dolayısıyla üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için işaret pozitiftir. 290, 270 ile 360 arasındadır. Yani dördüncü bölgededir. Kotanjant o bölgede negatiftir. Yani üçü artı, ilk üçü, dördüncüsü eksi olacak cevap Edirne. Birinci sorudayız. A, B, C trigonometrik değerleri olarak verilmiş işaretleri soruluyor. Bölgesini belirleyeceğiz. 220, 180 ile 270 arasında olduğu için hangi bölgeye düşüyor? Üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Negatiftir. Dolayısıyla A'nın işareti eksi. 300 derece 270 ile 360 arasındadır. Yani dördüncü bölgededir. Kosinüs dördüncü bölgede pozitif. Dolayısıyla B artı. 140, 90 ile 180 arasındadır. Yani ikinci bölgede bir açıdır. Sinüs ikinci bölgede pozitiftir. Yani cevabımız eksi artı artı. İkinci sorudayız. ABC'nin işaretlerini belirleyeceğiz yine. 40 derece birinci bölgede fonksiyona bakmanıza bile gerek yok. Kesinlikle pozitif. A pozitif. 130 derece 90 ile 180 arasında, yani ikinci bölgede, ikinci bölgede ise tanjant negatiftir. Çünkü sadece sinüs pozitiftir. Kotanjant 285, 270'ten büyük olduğu için, 360'tan da küçük olduğu için dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede de kotanjant negatiftir. Yani cevap artı eksi eksi olur. Üçüncü sorudayız. İşaret belirleyeceğiz yine arkadaşlar. 140 derece 90 ile 180 arasında, yani ikinci bölgede bir açı, sinüs orada pozitif. Tanjant 310, 310 270 ile 360 arasında, yani dördüncü bölgede, dördüncü bölgede tanjant negatif. 260, 180 ile 270 arasında, yani üçüncü bölgede kotanjant orada pozitif. 200 derece 180 ile 270 arasında. Dolayısıyla üçüncü bölgede, üçüncü bölgede kosinüs negatif. Yani artı eksi artı eksi oluyor.
Dördüncü sorudayız. İşareti belirleyeceğiz ama açılarımızın esas ölçüsünü önce bulmalıyız. 420'yi 360'a böldüğümüzde zaten 60 fazlası direkt 60 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla bu dar açı olduğu için yani birinci bölgede olduğu için x'in işareti pozitif. 820'yi 360'a bölüyorum. 360'ın 2 katı 720. Kalan 100. Yani ben y'yi sin 100 olarak düşünebilirim. 100 derece 90 ile 180 arasında. İkinci bölgede sinüs pozitif. 1220'yi 360'a böldüğümde 360'ın 3 katı 1080'dir. Çıkardığım zaman 140 derece yapar. Yani z'yi tanjant 140 olarak düşünebilirim. 140 90 ile 180 arasında ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjant negatiftir. Dolayısıyla cevap artı artı eksidir. Şimdi geldik trigonometrik oranlardan biri belliyken diğerinin bulunmasına arkadaşlar. Şimdi x açısı pi ile 3 pi bölü 2 arasındaymış. Yani 180 ile 270 arasında yani 3. bölgede bir açı. Bunun notunu alalım. Burada sinli kostü bir eşitlik verilmiş. Burada biz içler dışlar yaparak arkadaşlar sinle kos arasındaki orana ulaşabiliriz. Belki direkt de sinüse de ulaşabiliriz. Bakalım ne geliyor. 3 çarpı cos x eksi 3 çarpı sin x neye eşit? 2 sin x artı 2 cos x. 3 eksi 3 sin x'i 2 sin x'in yanına attığımda 5 tane sin x yapar. 2 cos x'i 3 cos x'in yanına attığımda cos x yapar. Şimdi burada ben değer vermek istesem sin x'e k desem cos x 5k olmalı. Şimdi arkadaşlar bunları biz dik üçgen yardımıyla dik üçgeni aktararak x'in trigonometrik oranlarına ulaşabiliriz. Şimdi sin bölü kos oranı aslında bize karşı dikkenarla komşu dikkenarın oranını verir. Yani tanjantı verir. Mesela siz burada tanjant x yapın. Tanjant x nedir? Sin x bölü cos x'tir. Sin x ne? K. Cos x ne? 5k. Sadeleştir 1 bölü 5. Tanjant 1 bölü 5 ise x'i şuraya yazsam. Karşıya 1, komşuya 5 yazmalıyım. Bu durumda Pisagor uyguladığımda 1'in karesi 1, 25, 5'in karesi 25 topladık. 26 hipotenüs kök 26 yapar. Yani ben burada tüm kenar uzunluklarına ulaşabilirim. Şimdi sin x isteniyor. Sinüs x demek ne demek? Karşı bölü hipotenüs demek. Yani 1 bölü kök 26. Şimdi buraya kadar her şey normal. Buradan sonra işarete dikkat etmek gerekiyor. Yani açı hangi bölgedeyse, hangi fonksiyon soruluyorsa o fonksiyonun işaretine göre işaret değiştirmemiz gerekiyor. Veya aynı bırakmamız gerekiyor. Sinüs 3. bölgede eksi olduğu için bunun eksilisi olacak cevap. Yani eksi 1 bölü kök 26 olacak. Bunun da paydasını rasyonel yaparsak kök 26 ile genişletirsek eksi kök 26 bölü 26 sonucuna ulaşırız. Ha burada tanjant sorulsaydı, kotanjant sorulsaydı 3. bölge olduğu için pozitif olacaktı. Yani tanjant 1 bölü 5, kotanjant da 5 bölü 1'den 5 olacaktı. Birinci sorudayız. X açısı 0 ile pi bölü 2 arası yani dar açı 0-90 arası yani birinci bölgede bir açı. Kosinüsü verilmiş, sekantı ve kotanjantının çarpımı soruluyor. Elimizde herhangi bir trigonometrik oran varsa dik üçgen yardımıyla diğer trigonometrik oranlara ulaşabiliriz. Dik üçgeni çizdik. X açısını herhangi bir yere yerleştirelim. Verilen oranı aktaralım. Kos demek komşu bölü hipotenüs demek. 5, 13 ise diğer dik kenar 12'dir. Yani üçgen 5, 12, 13 özel üçgenidir. Sekant demek 1 bölü kos demek. Kotanjant komşu bölü karşı demek. Komşu dik kenar 5, karşı dik kenar 12. Yani kotanjant x 5 bölü 12. Kosinüs x neye eşit? Komşu bölü hipotenüs yani 5 bölü 13. Şimdi bunu ben ters çevirip çarparsam 13 bölü 5 çarpı 5 bölü 12 yapar. 5'ler sadeleşir. Cevap 13 bölü 12 olur. Evet, geldik ikinci soruya. X açısı pi bölü 2 ile pi arasındaymış. Yani 90 ile 180 arasında olduğu için ikinci bölgede bir açı.
Sinüs x 3 bölü 5, kosinüs x soruluyor. Yani dik üçgeni çiziyoruz. X açısının sinüsü verilmiş. Yani karşı bölü hipotenüs verilmiş. Karşı dikkenar 3, hipotenüs 5 ise 3, 4, 5 özel üçgeninden komşu dikkenar da 4'tür. Şimdi cos x'i hesaplayacağız. Cos x komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Fakat bölge ikinci bölge olduğu için ve kosinüs de ikinci bölgede negatif olduğu için cevap eksi 4 bölü 5'tir. Üçüncü sorudayız. Açı pi bölü 2 ile pi arası yani 90 ile 180 arası olduğu için ikinci bölgede. Kotanjant x eksi 4 bölü 3. Sekant x soruluyor. Sekant x yani 1 bölü cos Yine dik üçgeni çiziyoruz arkadaşlar. Bize ne verilmiş? Kotanjant x yani x açısının komşu bölü karşısı. Burada her ne kadar negatif olsa da biz dik üçgen çizerken zaten bölgeye de dikkat etmiyoruz. Sanki hep açıları dar açıymış gibi düşünüyoruz. O yüzden bu değeri de negatif değil de pozitifmiş gibi düşüneceğiz. 4 bölü 3 komşuya 4 karşıya 3 yazdı. Komşu bölü karşı olduğu için 3, 4, 5 özel üçgenden de hipotenüs 5 oldu. Şimdi 1 bölü kosu arıyoruz. Kos neye eşit? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Fakat bu bölge ikinci bölge ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi 4 bölü 5 olacak. Ters çevirip çarptığımda eksi 5 bölü 4 olacak. Alfa açısı pi bölü 2 ile pi arası yani 90 ile 180 arası ikinci bölge. Sekant alfa eksi 2 imiş. Sekant demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü kos demek. 1 bölü kos eksi 2 ise kos nedir? Ters çevirelim eksi 2'yi. Eksi 1 bölü 2'dir. Evet, yine dik üçgeni çizeceğiz. Herhangi bir trigonometrik oran varsa dik üçgeni çiziyoruz. Eksi olsun, artı olsun fark etmez. Bölgeyi bilmemiz yetiyor. Alfa açısını dik üçgenin dar açısı yaptık. Kosinüsü 1 bölü 2 pozitifmiş gibi düşüneceğiz. Yani komşu 1, hipotenüs 2. Pisagor bağıntısı uygularsak arkadaşlar 2'nin karesi 4. Burada isterseniz işlem yapalım. 2'nin karesi, x'in karesi artı 1'in karesine eşit. Yani 4, 1'i diğer tarafa attım. 4 eksi 1'den 3. X'in karesi ise x karekök 3'tür. Aslında bu üçgen 30, 60, 90 üçgenidir. Onu gördüğümüzde direkt açıyla yazabiliriz. Buradan devam edelim. Şimdi biz neyi arıyoruz? Kotanjant alfayı. Kotanjant alfa komşu bölü karşı demek. Yani komşu 1 karşı kök 3. Yalnız bölgemiz ikinci bölge ve ikinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi 1 bölü kök 3 olacak. Paydayı da rasyonel yaparsak kök 3 ile genişletirsek eksi kök 3 bölü 3 yapar. Beşinci sorudayız. X pi ile 3 pi bölü 2 arası yani 180 ile 270 arası olduğu için üçüncü bölgede olur. Bir oran verilmiş. Sin x ile cos x'in çarpımı soruluyor. Buradan bir içler dışlar yaparsak 2 artı 2 kotanjant x eşittir. 3 artı 3 tanjant x. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Hani burada sin kosu açmadık ama açsa mıydık? Hani açarsak daha mı pratik bir şekilde gelirdi? Buradan şöyle devam edebiliriz. Tanjant yerine 1 bölü kotanjant ya da kotanjant yerine 1 bölü tanjant yazabiliriz. Ne yapalım? Şu eşitliği hatırlayalım. Tan x çarpı kotanjant x neye eşitti? 1'e. O yüzden ben kotanjant x yerine ne yazabilirim? Tanjantı diğer tarafa bölü olarak atarsam 1 bölü tan x yazabilirim. Şimdi kotanjant yerine 1 bölü tan x yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü tan x'ten 2 bölü tan x yapar. 3 artı 3 tan x. 2'yi de 3'ün yanına atsaydık, değil mi? 3 eksi 2'den 1 olurdu. Bir daha uğraşmazdık sayıları ayrı ayrı. Payda da tan x olduğu için tüm terimleri tan x'te çarpıyorum. Tan x çarpı 2 bölü tan x eşittir. Tan x çarpı 1'den tan x. 3 çarpı tan x çarpı tan x'ten tan kare x. Bunlar sadeleşecek. 2 kalacak. 2'yi sağ tarafa attığımda 0 eşittir. 3 tan kare x vardı zaten. Tan x de vardı. Yanına ne gelecek? Eksi 2. Şimdi burada ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem var aslında. Tan x'e bir isim verirsek, a dersek, mesela a kare, 3 a kare.
Artı a eksi 2 gibi. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. 3 a'ya a ya da 3 tan diyelim. Tan'a isim vermedik. Tan'dan devam edelim. 3 tan x çarpı tan x. Eksi 2'yi de öyle ayıralım ki arkadaşlar. Eksi 2'ye 1 şeklinde ayırırsam çapraz çarptım. 3 tan eksi 2'den topladık ortayı veriyor. Bunun çarpanlarını ayrılmış hali düz yazıyoruz. Ona dikkat edelim. 3 tan x eksi 2 çarpı tan x artı 1'dir. Bu çarpma işleminin sonucu 1 ise çarpanlardan en az biri 0'dır. Sonuç 0 ise çarpanlardan en az biri 0'dır. Yani ya tan x eksi 1'dir ki biz 3. bölgedeyiz. 3. bölgede tan negatif olamaz. Eledik. O zaman tan x nedir? 2 bölü 3'tür. Burayı 0 eşitlediğiniz zaman. Şimdi elimizde tan x var. Zor da olsa önceki sorulara göre tan x'e ulaştık. Karşı bölü komşu demek tan demek. Karşıya 2, komşuya 3 yazdığım zaman Pisagor bağıntısı uyguladığım zaman 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 topladık 13. Hipotenüs kök 13. Şimdi sin x çarpı cos x hesaplayabilirim. Sin x karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 13. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 13. Bu arada 3. bölgedeyiz. Sinüs de kosinüs de eksi olacak. Yani eksi eksi olacak. Sonuç değişmeyecek gerçi. Çarptığımızda artı oluyor. Eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6. Kök 13 çarpı kök 13'ten 13. Cevabımız 6 bölü 13. 6. sorudayız. X pi ile 3 pi bölü 2 arasındaymış. Yani 180 ile 270 arası 3. bölge. Bir eşitlik verilmiş kosekant yani 1 bölü sin soruluyor arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak 2 cos x eksi 2 sin x neye eşit olur? 2 sin x artı cos x'e eşit olur. Eksi 2 sin x'i 2 sin x'in yanına attım. 4 tane sin x. Cos x'i de 2 cos x'in yanına attım. Cos x. Ben burada sin x'e k dersem cos x 4k olur. Bu durumda arkadaşlar tanjant x, tanjant, kotanjant fark etmez. Sin bölü cos olduğu için sinüs k, kosinüs 4k sadeleştirdik 1 bölü 4. Tanjanta ulaştığımıza göre x'i yerleştirdim. Tanjant karşı bölü komşu demek. Karşıya 1 verdiğimde komşu 4 oluyor. Pisagor uyguladığımda 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1 topladık 17. 17 neyin karesi? Kök 17'nin. Şimdi 1 bölü sin'i bulacağım. Önce sin'i bulalım. Sin x neye eşit? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 17'ye. Tabii bölgemiz 3. bölge. Dolayısıyla sin oradan eksi olduğu için eksili olacak. Sin x eksi 1 bölü kök 17 ise 1 bölü sin x nedir? Ters çevirdim. Eksi kök 17'dir. Yani paydayı 1 yazmama gerek yok. Yani kosekant x eksi kök 17 olur. Trigonometrik fonksiyonların aldığı değerlere göre sıralanmasındayız. Yani sıralama kısmına geçtik arkadaşlar. Burada çözümde birim çember var. Bunun üzerinden anlatalım. Arkadaşlar sorudaki fonksiyonlarımızın hepsi kosinüs. Şimdi kosinüsün nasıl davrandığına değinelim. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar kosinüs 0, 1'dir biliyoruz. Kosinüs fonksiyonu biz nasıl tanımlamıştık? Birim çemberi kestiği noktanın apsisi demiştik değil mi? X'ler. Şimdi siz 0 dereceyi çizdiğinizde kestiği nokta A'nın apsisi 1. Bu da zaten kosinüsün en büyük değeri. Açıyı artırdıkça apsisler ne yapar? Azalır. Yani siz y eksenine yaklaştıkça ne yapmış olursunuz? X değerlerini, noktaların x değerlerini azaltmış olursunuz. Dolayısıyla kosinüs değeri 0'dan 90 aralığında yani birinci bölgede azalandır kosinüs değeri. Açı arttıkça değeri azalır. Açı azaldıkça değer artar arkadaşlar. Yani x eksenine yaklaştıkça artar, x'ten uzaklaştıkça azalır. Aynı şekilde sinüs fonksiyonunu söyleyecek olursak sinüs de noktanın birim çemberi kestiği noktanın ordinatıydı. 0 derecenin sinüsü 0'dır. Ama açı arttıkça biz y eksenine yaklaştığımız için noktaların ordinatları artar. Mesela buradaki
KLM noktalarında sinüsleri karşılaştırırsak mavininki sinüsü bu, yeşilinki bu, kırmızınınki bu. Yani kırmızı en büyük. Niye en büyük? Çünkü Y'ye yaklaşmış. Yani Y eksenine yaklaştıkça ne artar? Sinüs artar. X eksenine yaklaştıkça da kosinüs artar. Dolayısıyla kosinüs birinci bölgede, bunların hepsi birinci bölge için konuşuyoruz. Birinci bölgede kosinüs azalandır. Sinüs ise artandır. Bu ne demek? Açıları sıralayacaksın. Büyük açının sinüsü daha büyük olacak artan olduğu için. Ama kosinüsü tam tersi olacak. Şimdi bu açıdan bakarak 35, 43 ve 82 açılarının kosinüslerini sıralayacağım. Önce açıları sırala. 35 en küçük açı. 82 ise en büyük açı. Açıların sıralaması ile kosinüslerin sıralaması ters orantılıdır. Yani kosinüs 35 en büyüktür. Çünkü x eksenine en yakını budur. Kosinüs 43'ten en küçüğü ise kosinüs 83'tür. Yani en küçüğü bunlardan C, en büyüğü A'dır. Yani A büyüktür B'den, B de büyüktür C'den olur. İkinci örnekte hepsi sinüs. Sinüs de ne dedik? Artandır dedik. Birinci bölgede bu arada açılarımızın hepsi. Önce açıları sıralayın. 10, 50'den küçük, 50'de 70'den küçük. Yani en büyük açı 70. Dolayısıyla sinüs artan fonksiyon olduğu için büyük açının sinüsü de büyük olacak. Yani sin 70 en büyük olacak. Yani C en büyük, A en küçük. Sıralamamız A küçük, B küçük, C olacak. Birinci sorudayız. Tüm fonksiyonlar kosinüs. Önce açıları sıralayalım. 25 küçüktür 37'den, o da küçüktür 73'ten. Bunların kosinüslerini aldığımda sıralama ters dönecek. Kos 25 büyüktür kos 37'den, o da büyüktür kos 73'ten olacak. Kos 25 en büyük, yani A en büyük, sonra B, sonra da C. A büyük, B büyük, C oluyor. Küçükten büyüğe dizersek de C küçük, B küçük, A olmuş oluyor. Aynı şey. Tüm fonksiyonlar sinüs arkadaşlar. Açıları sıralıyorum. 7 küçüktür 58'den, o da küçüktür 89'dan. Sinüs artan fonksiyon. Yani açıların sıralamasıyla sinüslerin sıralaması aynı. Dolayısıyla en küçüğü sin 7'den B, en büyüğü de sin 89'dan A oluyor. Ortada da C oluyor. B küçüktür C'den, o da küçüktür A'dan oluyor. Trigonometrik fonksiyonların aldığı değerlere göre sıralamanın ikinci kısmındayız. Burada arkadaşlar fonksiyonlar karışık gelmiş. Yani farklı bir özellik yok aslında. Sinüs ve kosinüs için anlatmıştım. Tanjant, kotanjant için de bahsedelim. Burada herhalde çözümde birim çember vardı. Evet. Şimdi birim çemberi çizdiğimizde zaten sinüsü, kosinüsü birim çember üzerindeki noktaların apsisleri ordinatlarından söylüyoruz. Tanjantı x eşittir 1 doğrusundan, kotanjantı da y eşittir 1 doğrusundan tanımlıyorduk. Bir açının tanjant eksenini kestiği noktanın ordinatı neydi? O açının tanjantıydı. Şimdi bu açıdan baktığımızda 45 derecenin arkadaşlar tanjantını çizdiğimizde tam köşeden geçer. Yani birebir noktasından geçer. Yani 45 derecenin tanjantı da bir, kotanjantı da bir hatırlarsanız. Ama 45'i geçtiği zaman açı ne olur? Tanjantı büyür. Çünkü tanjant eksenin kestiği noktanın neyi büyüyor? Ordinatı büyüyor. Dolayısıyla tanjant değeri büyüyor. 45'i geçtiğimiz zaman kotanjant da küçülüyor. Bakın kotanjantı kestiği nokta açı büyüdükçe ne oluyor? Küçülüyor. Apsisi küçülüyor. O zaman 45 dereceden büyük tarafta tanjant en büyüktür. 45 dereceden küçük tarafta ise şimdi tanjant küçülüyor bakın. Tanjant ekseni kestiği nokta ben açıyı küçülttükçe küçülüyor. Ama kotanjant eksenini kestiği nokta büyüyor. Ben açıyı küçülttükçe kotanjant eksenini kestiği nokta bakın. Kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisleri büyüyor. O zaman x eksenine yaklaştıkça kotanjant ne yapıyor? Büyüyor.
Y eksenine yaklaştıkça da tanjant büyüyor. Yani sinüs için söylediklerimizin hepsi tanjant için de geçerli. Kosinüs için söylediklerimizin hepsi kotanjant için de geçerli. Yani kosinüs ve kotanjant azalandır birinci bölgede, sinüs ve tanjant artandır. Eğer açı arkadaşlar 0,45 aralığındaysa en büyük kimdir? Kotanjant. En büyük kotanjanttır. Çünkü birden büyüktür. Sinüs kosinüs zaten en fazla bir değerini alabiliyor. Birden büyük değer alamıyor ki. Eğer 45 ile 90 arasındaysa açı, burada da en büyük tanjanttır. Şimdi sorumuzu çözelim. Bu arada sinüs kosinüs verildiğinde birbirine çevirebiliriz. Yani ikisini sinüs, ikisini kosinüs yapabiliriz. Tanjant, kotanjant verildiğinde ikisini tanjant ya da kotanjant yapabiliriz. Mesela sinüs artan ya, sinüs kalsın, kosinüsü sinüse çevirelim. Kos 10, sinüs kaça eşit? Sinüs 80'e eşit. Şimdi sinüs 83 ile 80'i kıyasladığımızda tabii ki sin 80 küçük olacak sin 83'ten. Çünkü sinüs artan fonksiyon. Y eksene daha yakın 83. O yüzden daha büyük. Yani B büyük. A mı oluyor? A büyüktür. A büyüktür B. Kesinlikle. Bunun notunu aldık. Tanjant kotanjantı da yine. Bunların bu arada hepsi dar açı. O açıdan kolay. 58'i kotanjant 58'i tanjanta çevirelim. Kotanjant 58 tanjant kaçtır? 58'in tümleri ne? 32. Şimdi tanjant 53 mi daha büyük? Tanjant 32 mi daha büyük? Tabii ki tanjant artan olduğu için tanjant 32 küçüktür tanjant 53'ten. Yani C büyüktür arkadaşlar D'den. Şimdi tamam, bunları bu şekilde ikili ikili kıyasladık ama bunları sinüsle nasıl kıyaslayacağız, değil mi? Bu arada tanjant 53 en büyüktür. Çünkü 45'i geçmiş. Sinüs 83 de sinüs 80 de birden küçük bir değer. Tanjant 53 ise birden büyük bir değer. O yüzden en büyük C olacak. Mesela şıklara baktığınızda en büyük C olmayan seçenekleri eleyebilirsiniz. Ama C'den sonra tanjant 32 mi gelecek? Acaba sin 83 mi gelecek? Buna karar vermek için işte birim çemberi çizmek durumundayız. Çünkü değerler birbirine yakın. Şimdi burada birim çember çözümde çizilmiş. Bunun üzerinden anlatayım. Burada arkadaşlar tanjant kaça bakacaktık? 32'ye değil mi? 22, 10'da 30. Yani yeşil çizgi tanjant 32'yi ifade ediyor. Bu tanjant 32 şurası. Bizim diğer karşılaştıracağımız açılar neydi? Sinüs 83'tü, değil mi? Sinüs 83'e sinüs 80 değil miydi? Bunları kosinüse çevirmişler çözümde. Biz ne dedik? Sinüs 83 ve sinüs 80 dedik. Sinüs tarafından burada şekilden anlatalım. Yani bunları kosinüse çevirelim. Yani kosinüs 7 ye kosinüs 10 oluyor. Şimdi kosinüs 7 ve kosinüs 10 mu daha büyük? Tanjant 32 mi daha büyük? Şimdi buna karar vermemiz lazım. Bunlar gerçekçi çizdiğiniz zaman karar verebileceğiniz şeyler. O yüzden iyi çizmek lazım. 7 dereceyi çizdik. Bunun kosinüsü arkadaşlar şurasıdır. Yani 1'e bayağı yakındır yani. Neredeyse 1'dir. 10 dereceyi çizdiğimiz zaman da arkadaşlar 10 dereceyi çizdiğimiz zaman da OM'dir. Yani nasıl gösterelim? Şura OM. Kosinüs 10 yani sin 80. ON de neredeyse 1 olan da zaten 7. Yani Cos 7'nin zaten cos 10'dan büyük olduğunu biliyoruz. Onu zaten sıralamıştık. Bunların ikisinin de tanjant 32'den büyük olduğunu görüyoruz. Yani bunu görmesi gerçekten zor. Ama bunu ancak doğru çizerseniz karar verebilirsiniz. Birbirine çok yakın değerler. Birim çemberi çizmeden de buna karar veremeyiz. Yani en büyük ne? Yani bunların en küçüğü ne oluyor? Tanjant 32 oluyor. En küçüğümüz tanjant 32 yani D. En büyüğümüz tanjant 53 yani C. Diğerlerinin arasında sıralama zaten aynı. B, A diye devam ediyor. Yani Denizli, Bursa, Adana, Ceyhan oluyor. Cevabımız Denizli oluyor. Evet, birinci sorudayız.
A, B ve C sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sin ile kos'u birbirine çevirebilirim. Kos 15 yerine ben sin kaç yazabilirim? 15'in tümleri 90'a tamamlayan açı 75'tir. Tanjant 55, arkadaşlar 55 derece zaten 45'ten büyük bir açı olduğu için tanjant 45'ten büyük açılarda birden büyük değerler aldığı için sinüs kosinüs zaten hiç biri geçemiyor. O yüzden tanjant 55 en büyüktür. Sin 75 gelir peşine çünkü sinüs artan fonksiyon. En küçük de sinüs 40 olur. Sin 40 B, sin 75 A, tanjant 55 de C sıralamamız küçükten büyüğe B, A, C olur. İkinci sorudayız. Yine sıralama küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Kotanjant 35 yerine 35'in tümleri nedir? 90'a tamamlayan açı nedir? 55'tir. Yani tanjant 55 yazabilirim. Sin 75'te kalsın. Şimdi şöyle bir sıralama yapacağım. Tanjant 45 1'e eşit değil mi? 1'e eşit. Ve tanjant 55 tanjant 45'ten büyük değil mi? Tanjant 55 tanjant 45'ten kesinlikle büyük. Çünkü birden büyük biliyoruz. Tanjant artan ondan da biliyoruz. Ve sinüs 75 de kesinlikle birden küçüktür. Yani en küçüğü burada nedir? Sinüs 75'tir. Yani B'dir. Sonra kim gelir? C'ye gelir. En büyük ise A'dır. B, C, A olur. Üçüncü sorudayız. A, B, C sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Arkadaşlar bu tip sorularda önce işaret belirlemekte yarar var. Çünkü sıralamada biraz daha kısa yol kazanabiliyoruz. 260 derece 180 ile 270 arasında yani 3. bölgede olduğu için bu A sayısı negatif bir sayıdır. 170 90 ile 180 arasında olduğu için 2. bölgede sinüs pozitif olduğu için pozitif bir değerdir. Kotanjant 320, 320 270 ile 360 arasında 4. bölgede kotanjant burada ne oluyor? Negatif oluyor. Bu açıdan baktığımızda bile bakın B pozitif diğerleri negatif olduğu için en büyük kesinlikle B olur. Şimdi sadece A'yı ve C'yi kıyaslamam yeterli. A'yı indirgeyelim. Yani cos 260'ı indirgemeyi de görmedik ama nasıl yapacağız? Birim çember çizeceğiz mecbur. Evet, indirgeme daha ileriki bir konumuz. Cos 260'ı çizmemiz lazım. Birim çemberi çizelim. Neredeyse 270 derece yapıyor arkadaşlar. 270'e yakın 3. bölge, 4. bölgenin sınırına. Kestiği nokta arkadaşlar bu. Bu noktanın nesine bakacağız? Apsisine. Yani şu uzunluk oluyor. Cos 260. Bu uzunluk kısa bir uzunluktur ve negatif bir uzunluk unutmayın. Dikkat edin buna. Negatiflerde sıralama. Çünkü yer değiştiriyor. x80 olan uzaklığı da sinüs 260 olur. Bununla işimiz yok. Biz bu uzunluğa bakacağız. Yani şu uzunluk ne? Kosinüs 260. Ama üçüncü bölgede olduğu için eksi de olacak. Dikkat edelim. 320 dereceyi çizelim. 320 derece. 270'ten 50 derece gideceğiz. Yani 45'i biraz geçiyor değil mi? Şöyle. Ama biz burada kotanjant hesaplıyoruz. Şöyle nasıl yapalım? Doğru olarak uzatalım. Kotanjant nasıl hesaplanıyordu? Y eşittir 1 doğrusu kotanjant ekseniydi. Açının kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisiydi. İşte burası da arkadaşlar açının kendisi normalde ne dedik? 320 derece dedik. 320 dereceyi çizdiğinizde kotanjant eksenini kesmez. Doğrultusu keser. Kestiği nokta da bu ve nerede kesiyor bakın. X'in negatif olduğu yerde. Yani bu bölgedeki apsisler hep negatif değil midir? Burası da kotanjant 320. Şimdi bu uzunluk mu daha küçüktür? Şu uzunluk mu? Arada çok bariz fark var değil mi? Normalde bu uzunluk kırmızı uzunluk yani kotanjant 320 daha büyük bir uzunluktur. Ama bu ikisi de negatif olduğu için negatif sayılarda sıralama ters döndüğü için cos 260 daha büyük olur. Kotanjant 320'den. Yani cos 260 dediğimiz şey ne? A. Büyüktür. C olur. Yani sıralama C, A, B olur.
Evet, geldik dördüncü soruya. A, B, C, D'yi küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Neyse ki bunların hepsi daraçaymış arkadaşlar. Şimdi sin de kosu birbirine çevirebiliriz. Kos 62, sin 62'nin tümleri 90'a tamamlayan açı 28. Bu ikisini çok rahat kıyaslayabilirim. Çünkü sin 28, sin 78'den küçüktür kesinlikle. Yani A küçüktür. Ne diyeceğiz? A değil, pardon. B küçüktür A diyeceğiz. Bu ikisini kıyasladık. Kotanjant 9 ne dedik? 40, 0 ile 45 arasında kotanjant en büyük. Bir kere en büyük bu. Ve tanjant 51 de birden büyük. Yani hatta şöyle yapabiliriz. Mesela böyle kalsın. Yani kotanjant 9 ile tanjant 51'i kıyaslayacaktık. Mesela ne diyecektik? Kotanjant 9 nedir? Tanjant 81'dir. Hangisi daha büyük? Tabii ki tanjant 81 daha büyük. Öyle yapalım o zaman. Tanjant 51 küçüktür tanjant 81'den. Yani en büyük C. Sonra D'ye gelecek. Şimdi D tanjant 51 kesinlikle birden büyük değil mi? Tanjant 45 1. Bu da daha büyük. Bunlar da kesinlikle birden küçük. O yüzden sıralamamız ne olacak? En küçük B, sonra A, sonra D, sonra C olacak. En küçük B, en büyük C olacak arkadaşlar.